Peki hocam. Hocam sadece puslu bir hava var şu anda. Bu puslu havanın içerisinde sadece dalgalar görüyorum şu anda ve evet, iki tane zikzak şeklinde zikzak çizerek hızlı bir şekilde giden araç görüyorum iki tane. Hocam böyle bilgiler yağıyor. Yani nasıl yağıyor böyle bilgiler? Şu anda bir boşluk alan içerisindeyiz. Tamam. Bütün gördükleriniz bize böyle anlatın lütfen. Evet. Yani burası bir alan ve bu alanda bir orman. Ormanın içerisinde bir tane bisiklet göründü şu anda. Ancak bu alan holografik bir alan gibi. Bu alana sadece bilgiler yağıyor. Bir sürü bilgi yağıyor. Ama bu bilgi bizim bu bilgiler manyetik olarak yağıyor. Öyle anlatabiliyorum. Yani belki manyetik bile değil. Hani ışık da değil. Sadece bilgi olarak yağıyor. Yani Tamam. kar gibi. Kar nasıl yağıyorsa bilgiler de böyle yağıyor. Ve bu yağan bilgiler hocam maddenin oluşumundan tutun yani hani şu anda atomun bilgisini bile veriyor yani. Atomun başlangıç bilgisinden tutun işte bütün maddelerin oluşumunun, bütün evrenlerin oluşumunun bilgilerini veriyor şu anda. Madde nasıl oluştu, evrenler nasıl oluştu, ondan sonra işte bütün bunlar nasıl kurgulandı, levh-i mahfuza nasıl yazıldı, hatta levh-i mahfuzun oluşumunun bilgisi bile var buranın içinde. Yani levh-i mahfuzu oluşturan bilgiyi dahi veriyor. Ve vallahi siz muazzam derecede kanallık yapıyorsunuz, muazzam bilgiler veriyorsunuz. Lütfen bunları anlatmaya devam ediniz. Şu anda akmaya devam ediyor bu bilgiler. Bu bilgiler aktıkça da nur ışığı görünmeye başladı. Yani bembeyaz bir ışık görünmeye başladı ve bu ışık yani şu anda verilen bilgi levhai mahfuz nasıl oluştu? Yani bu yoğun bilgiler akıyor, akıyor, akıyor. Nasıl akıyor hocam biliyor musunuz? Alfabedeki harfler var ya hocam. Evet. Alfabedeki harfler akıyor, 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 akıyor böyle. Böyle bir şeyleri oluşturuyor. Yani titreşimleri oluşturuyor. Ve şu anda levh-i mahfuzun oluşum bilgisi geliyor. Ve şu anda levh-i mahfuzdaki o güneşe benzer parlak bir ışık var ya hani daire şeklinde şu anda o oluştu. Yalnız bu harflerin her biri suyu oluşturmuş. Su görünüyor hocam bu harflerin toplamıyla. Bu suyla birlikte bu güneş gibi görünen yani levh-i mahfuza yansıyan o güneş yani hani güneş diyoruz çünkü şekli güneş bu. Şu an bu suyun içerisinde ise suyun içi şu anda bu bütün bu bilgiler yani akan bilgiler bu levh-i mahfuzda bulunan göletin içerisinde göle doldu şu anda bu bilgilerin toplamı. Biz bunu su gibi görüyoruz ama aslında bu evet suya benziyor ancak su görüntüsü gibi
su değil. Bunların her biri bu bilgileri oluşturan damlacıklar gibi. Harfler yani. Bilgi okyanusu. Bilgi okyanusu, evet hocam. Bilgi okyanusu yani. Bildiğimiz suyla çok da alakası yok aslında. Ben de ilk defa görmüş oldum. Muhteşem bir şeymiş bu. Bilgi okyanusunu ilk defa gören masum Anadolu insanı. Allah razı olsun. Lütfen devam ediniz. Keşke biz de görsek. Hadi. Yağıyor, yağıyor, yağıyor hocam. Ve burada yağdıkça burada ruhların yazılımları var. Wow. Bütün bu şeyler bana şu anda hissettirilen sıfat diyor şu anda bütün her şey. Bütün bunlar diyor, görüyor musun? Ruhun, yani yaratıcının sıfatları, yani tek olan, bir olan ruhun ayrı ayrı sıfatları ve bu sıfatlarının her birinin birleşimi bir kod oluşturuyor diyor. Nesnelerin, öncelikle insanların ruhlarının kodları bu diyor şu anda. Ve her biri kodlu. Yani bu akan damlacıklarla kodlu. Ve bu damlacıkların bir tanesi diğerine benzemiyor. Her biri eşsiz ve benzersiz. Hocam ne kadar güzelmiş burası. Bunları hep bize anlatın lütfen. Akıyor, akıyor, akıyor hala. İnsan ruhları oluşuyor hocam şu anda. Bir sürü muhteşem ruhlar var burada. Her şey zıttıyla var deniyor ya hocam. Yani hani herhalde bu onun gibi bir şey. Şu anda geliyor, vahiy gibi geliyor yani maşallah subhanallah. Ben bunlardan daha önce hiç bir şekilde bilgim yok. Geleni aktarıyorum. Allah razı olsun. Şu anda diyor ki, bak diyor, her şey zıttıyla var olduğu için diyor, burada da zıttıyla var. Hem kötüler, hem kötü ruhlar var, hem iyi ruhlar var diyor. Ve bedensiz varlıkların ruhlarını da yaratılıyor. İlk yaratılan şey levh-i mahfuzdaki nur ışığı. Ondan sonra yağıyor, yağıyor, oluşturuyor göleti. Göletin içerisine yazılıyor. Ruhların yani bu şifreler birleştikçe, yani buradaki yağın o harf tanecikleri 2 milyar tanesi bir yere yağıyor, bir insan ruhu oluşuyor. 3 milyar tanesi bir yere yağıyor, bir insan ruhu oluşuyor. 4 milyar, 5 milyar tanesi bir yere yağıyor, evrenler oluşuyor gibi bir şey. Ve çok kıvrandırılmış bir şekilde görünüyor. Burası çok muhteşem bir şenlik var ve şu anda bütün levh-i mahfuzda yaratılışın sırrı, bütün nesnelerin, yaratılan her şeyin sırrı kodlanarak yazıldı bu suyun içine. Bu havuzun içinde şu anda. Şu anda hocam, şu anda bu alan kapandı şu anda. Şu anda sadece mavi bir ışık görünüyor. Evet. Zeynep Hanım lütfen, Zeynep Gençer, mikrofonu kapatın, evdeki sesler duyuluyor. Zeynep Gençer lütfen mikrofonunuzu kapatınız. Seçkin Hanım devam edin lütfen. Hocam şu anda bu mavi ışık gökyüzü. Ve bu gökyüzünde yine nur ışığıyla birlikte gökyüzü masmavi, yine nur ışığı gökyüzünde. Yani şu anda 5. boyutta değil, bulunduğumuz dünya boyutunu gösteriyor. Dünya boyutundaki gökyüzünü gösteriyor ama yeryüzünü göremiyorum tabii buradan. Hocam ne diyor biliyor musunuz bu ışık? Diyor ki, ben diyor sana aşık oldum diyor. Seni aşkım için, aşkım uğruna yarattım diyor. Beni bil diye yarattım diyor. Allah konuşuyor benimle sanki. Nasıl coşkulu, herkes dans ediyor burada ve
Şimdi bu gökyüzünde herkes dans ediyor ve birçok hani ruhlar çiçek gibi kokuyor. Yani hocam mis gibi kokular geliyor şu anda. Bu yani hani koku alıyorum garip bir şekilde. Evet, ve lütfen devam ediniz. Hocam Allah bütün insanlarla konuşuyor şu anda. Yani bütün yarattıklarıyla konuşuyor, bütün insanlarla konuşuyor. Ve herkes Allah'la konuştuğunun farkında. Ve burada ikilik zaten yok şu anda. Ve herkes böyle kendinden geçmiş, sarhoş. Yani herkes Allah'ın kendisi aslında. Ve şey geliyor, bu bilgi tanecikleri var ya hani akan şeyler, oluşturulan kodlar. O Allah'ın kodların kendisi değil, Allah'ın parçası. parçası, evet. Herkes Allah'ın Allah'ın nurunun bir zerresi. evet ve bir ve bütün olan o ruh bütün hepsine aynı anda hitap ediyor. Ve herkes kendine ve dans ediyorlar. Ve her biri bir çiçeğe dönüşüyor. Bu alan çok farklı bir alan. Yani ne diyor biliyor musunuz şu anda bu nur ışığı? Burası diyor ilmi ledünün olduğu yer diyor. Ledün ilminin olduğu yer diyor. Yani Allah'ın yaratılış sırlarının hepsi bu yağan harflerin içerisinde diyor. Ama bu harfler gibi dünyadaki yazdığımız harfler gibi değil. Hani su gibi, su şeklinde şeffaf harfler yani. Tamam. Ve her bir canlı ve herkeste bütün ruhlarda bunlar müzik gibi. Yani bedenlerinde oluşturulmuş ya bu kodlarla. Müzik gibi böyle ahenk içinde dans ediyorlar. Öyle bir müzik ki bu. Yalnız hani yeryüzünde hiç duyulmamış sessiz bir müzik bu. Ve herkes şu anda dans ediyor. Kendinden geçmiş bir şekilde. Cezbederler ya hani cezbe gelmiş gibi herkese. Her şeye, yalnızca buradaki insanlar değil, ruhlar değil, her şeye, bütün nesneler, Oradaki gördüğümüz, göremediğimiz. bütün gördüğümüz, görmediğimiz bütün nesneler, ağaç, taş, dünya, insan, ruh, Evet. hepsi Yüce Allah'ın varlığının bir zerresi. Bunu anladık değil mi? Hepsi Evet onun hocam. varlığının bir zerresi. Evet, burası Evet. çok önemli. Bu vurgu yaptık. Evet. Hepsi Yüce Allah'ın Varlığın varlığının bir bir zerresi ve işte zerresi. bu zerrelerin nasıl oluştuğunu gösteriyor şu anda. Bunun bilgisini veriyor. Ol diyor, oluyor. Elinize, yüreğinize sağlık. Lütfen gözünüzü açınız. Arkadaşlar, eğer alkışı hak ediyorsa edelim. Hak etmiyorsa alkışlamayalım. Eğer hak ediyorsa da elleri görelim. Herkes canı gönülden alkışlıyor. Hepimiz canı gönülden alkışlıyoruz. Allah razı olsun sizden. Halim Allah sizden razı olsun. Ne kadar muhteşem bir şeydi. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum yani. Böyle bir şeye şahitlik etmiş oldum. Allah sizden razı olsun hocam. Cümlemizden.